Arkadaşlar merhabalar, yüzde problemlerinden sonra maliyet problemleri veya kar zarar problemleri fark etmez hangisini dinlerseniz dinleyin ama sıralı bu üçlüyü dinleyin. Maliyet problemlerini ayrıca anlatacağım size, yüzdenin içine katmamaya çalıştım. Çünkü burası önemli, biraz da zorlanılan bir yer. Özellikle kuru sabun, yaş sabun mevzuları, bu kasada işte domates bozuluyor ne kadarı kaç paraya mal olmuştur türü sorularında biraz temelden giderek size anlatmaya çalışacağım bakın. Önemli olan burada cebinizden çıkan paradır. Bu mantığa dikkat etmeniz bile yeterli aslında. Siz şimdi 4 tane yumurtaya 4 TL verdiniz diyelim ve 2 tanesi de kırıldı. Artık siz 2 tane yumurtaya 4 TL vermiş olursunuz arkadaşlar. Bu yüzden normalde 4 tanesinin 4 TL olduğu bir yerde maliyeti 1 TL olacakken kırıldığı için ne olur? 4 bölü 2'den maliyeti 2 TL olmuş olur. 5 muz alarak 10 TL veren bir müşteri eve geldiğinde bir tanesinin bozulmuş olduğunu fark ediyor. Maliyet ne oranda artmıştır demiş. Bakın şimdi normalde maliyeti ne kadar? 2 TL ilk durumda. Ama ikinci durumda 4 tane muz kaldığı için elinde 10 bölü 4'ten 2,5 TL. Yani maliyet 2 iken 0,5 arttı. Dolayısıyla arkadaşlar 2'de 0,5 ne demek? Yüzde sorsak 25 demektir. Normal sorarsak da 1 bölü 4 oranında arttı demek olur. Yapacağınız iş her zaman maliyet üzerinden gitmektir bir de kalanlar üzerinden gitmektir. İsterseniz 1000 kilo alın elinizde 50 kilo kaldıysa kalan 950 kilonun hiçbir önemi olmayacak. Yaş sabun kuruyunca %25'ini kaybediyor. 4 kilogram yaş sabunu 20 TL'ye alan bir satıcı kurumuş halinin 1 kilogramını kaç TL'den satmalıdır? Bakın şimdi arkadaşlar cebinden bu adamın 4 çarpı 20'den 80 TL, ha pardon 4 çarpı 20 değil, 4 kilosunu zaten 20'ye alıyormuş. Cebinden 20 TL çıktı arkadaşlar bu adamın. Ve elinde ne kadar kaldı %25 dediği için? %25 1 bölü 4'tür, 1'i kurur, o zaman geriye 3 kilo sabun kalır. Şimdi ne yapması lazım arkadaşlar? 20 TL cebinden çıktı ya, ve elinde 3 kilo sabun kaldı ya arkadaşlar. O zaman yeni durumda kalan miktar önemli. Eskisi öldü isterse 50 kilo sabun olsun fark etmez. Sonuçta 4 kilo vardı. %25'e gitti. 3 kilo kaldı. 20 TL cebinden çıkmıştı. Kalını artık 20 bölü 3'e satmalı ki sıkıntı yaşamasın arkadaşlar. Önemli olan neymiş o zaman? Verdiğimiz para elimizde kalan Yaş incirin kilosunu 20 TL'den alan bir satıcı kuruttuktan sonra inciri 30 TL'den sattığında ne kar ne zarar ediyor? Buna göre yaş incir kuruduğunda ne oranda fire verir? Bakın şimdi. Cebinde arkadaşlar ne kadar kal? E, cebinden ne kadar çıkmış bu adamın? 20 lira. Normalde diyelim 1 kilo satın almış olsun. Yeni durumda 30 TL'den satıyor. Kilosunu 30 TL'den satıyor ama Elinde ne kadar kalmış bilmiyoruz çünkü cebinden 20 TL çıktığına göre 20 TL girmesi lazım ki ne, zar, ne, ne zarar ne kar elde etsin. O zaman arkadaşlar ne oluyor bakın? X eşittir 2 bölü 3 oluyor demek ki 1 kilo varken neye düşmüş? 2 bölü 3'e düşmüş. Dolayısıyla ne yapmış dur son durumda arkadaşlar? 1 bölü 3'ü kurumuş, Fire vermiş yani. O zaman ne demektir bu? yaş incir 1 bölü 3 oranında. Eğer sorsaydı hani %33.3 falan derdik. Oran sorduğu için 1 bölü 3 oranında fire verecektir. Bu denge çok önemli. Cebimden bu kadar çıktı. Bu kadar girmesi lazım ki sıkıntı yaşamayalım. Ne kar ne zarar elde edelim. Karlı durumları da olacak bunların kilograma 60 kuruştan alınan 40 kilogram domatesin bir kısmı çürük çıktığından sağlam domateslerin kilosu 80 kuruşa gelmiştir. Kaç kilo domates çürük çıkmıştır? Şimdi bakın kilosunu 60 kuruştan aldı. 0.6 TL diyelim. 40 kilo aldı. Cebinden ne kadar çıktı? 24 TL. Şimdi yine 24 TL girmesi lazım ki sıkıntı yaşamasın. 0.8 çarpı x. Elinde ne kadar kaldığını bilmiyoruz. Bakın cebine girecek miktar yine 24 TL. 24'ü 0.8'e bölelim. Yani 10 ile çarpıp 8'e böleceğiz. Böylece arkadaşlar x ne oldu? 30. O zaman ne olmuş? 40 kilo almıştı. 30 kilo satabildi. 10 kilosu arkadaşlar çürük çıktı. Harfli sorular biraz belanız oluyor biliyoruz ama Burada şu önemli, sayılı soruları yapabildiğiniz gibi harfli soruları da yapabiliyor olmanız lazım. Çünkü tek mantık kullanıyoruz. Bir bakkal A tane yumurtayı toplam X TL'ye satmayı düşünüyor. Ancak B tane yumurta kırılıyor. O zaman elinde A eksi B tane kaldı. Buna göre bakkalın eline geçecek paranın değişmemesi için kalan yumurtaların tanesi kaç TL'den satılmalıdır? Bakın aynı mantığı kuracağım. Normalde A tane yumurtayı toplam X TL'ye satıyor. Yani bir tane yumurta X bölü A tane eğer sorsaydı. Şimdi eline arkadaşlar X tane geçmesi lazım bu adamın. A eksi B tane yumurta kaldı elinde. Ve bunun ne kadara satılacağını bilmiyoruz. Y olsun o da. O zaman demek ki x bölü a eksi b liradan satarsa haliyle ne, zar, ne zarar ne de kar elde eder arkadaşlar. Özel bir şey yapmadım bakın. Cebimden çıkan para toplam x TL demiş bakın tanesi x değil. Cebime girmesi gereken para. Bir bakkal kilosu 10 TL'ye mal ettiği fıstığın kar ölçüsünü 1 kilogramdan 5 TL kar olarak belirliyor. Buna göre bu bakkaldan 150 gram fıstık alan bir kişinin kaç TL ödemesi gerekir? Şimdi o zaman arkadaşlar 1 kilogramından 5 TL kar elde edeceğine göre kilosunu 15 TL'ye satacak. Biraz kelime oyunu yapmış o kadar. 150 gram fıstık alacak. 150 bölü 1000 diyelim o zaman. Çünkü 1 kilo 1000 gramdır. Dolayısıyla 0.15 yani bir nevi bunlar gidecek. Böylece 0.15 bu da ne yapar? 225 15 çarpı 15 e, 2.25 TL ödemesi gerekiyor. Belli bir sayıda yumurtayla pazara gelen satıcı bunların 20 tanesinin kırıldığını görüyor. Kırıkların tanesini 1.5 TL zarar ile sağlamların tanesini 1 TL kar ile satıyor. Satıcı toplam 50 TL kar ettiğine göre pazara kaç yumurta ile gelmiştir? Kar ve zararın ne olduğunu söylemiş arkadaşlar. Şimdi bakın x tanesinden 1 TL kar elde etsin. 20 tanesi de kırıldığı için kırıkları 1,5 TL zararla satıyor. Yani bunlardan elde ettiği zarar 20 çarpı 1,5 olacak. Çıkarıyorum bakın bu zarar olduğu için. Sonuç itibariyle elinde 50 TL kar kalmış. Böylece arkadaşlar x eşittir 80 tane yumurta pardon 80 tane yumurta karlı sattığı yumurta 80 tanesini sattı 20 tanesi de kırıktı 100 tane yumurtayla gelmiş ona da hemen dikkat edelim sıkıntı olmasın. Mehmet ben bu soruyla ilgili şunu da söyleyeyim arkadaşlar bu arada. Bakın yumurtanın kaç TL olduğu bizi ilgilendirmiyor. Sonuç olarak ne güzel bu soruda karlı fiyatını direkt daha doğrusu karını verdiği için ürün sayısıyla karını çarparsanız toplam karı elde edersiniz. Örnek bir ürün 10 TL olsun 12 TL'ye sattınız. Elinizde 5 tane olsun 50. Normalde siz bunu 12 çarpı 5 yapsanız 60 10 TL kar elde ediyorsunuz çıkar, çıkarırsanız. Direkt 2 ile 5'i çarpsanız yine aynı cevabı ulaşıyorsunuz. O yüzden bu soruda böyle kolay bir mantık var. Mehmet Bey bir oduncuya gidiyor ve normalde tonu 20 TL olan odunları yağmurda kaldığı gerekçesiyle 18 TL'ye alıyor. Mehmet Bey'in zararlı çıkmaması için odunların en fazla kaçta kaç ağırlaşmış olması gerekir. Burada şunu da söyleyeyim arkadaşlar, e, oduna eğer su verirseniz normalde olduğundan daha fazla ağırlık oluşacaktır. Haliyle kuruduğunda da yine kendi ağırlığına döneceği için ondan dolayı zarar etmemesi lazım diyor. Yine ne yapacağız? Giren çıkan durumuna bakacağız. Yani 20 TL'den aldığı zaman 1 ton almış olsun cebinden 20 TL çıkar. Eğer kurumuş normal düzgün odunsa ıslanmış odunu 18'e niye veriyor? Hani ucuza vereyim ki anca dengelensin. Böylece 18 çarpı x. Buradan da arkadaşlar x ne geldi? 20 bölü 18 10 bölü 9. Demek ki bu durumda arkadaşlar bir de ne kadar artış olmuş? 1 bölü 9. Yani 1 bölü 9 oranında bir artış olursa cebinden fazladan para çıkmamış olur. Zarar etmemiş olur. 25 kilogram tereyağından 250 gramlık paketler oluşturulacaktır. Bir paketin maliyeti 75 kuruş olduğuna göre 25 kilogram tereyağının paketleme maliyeti kaç TL'dir? maliyet soruları oluyor. Sınavda hatta bunları birleşik sordular arkadaşlar paketleme sorularını. Ben bir önden örnek göstereyim diye yaptım. Şimdi 25 bölü 1 kilosu şey 250 gramı 0.25 kilo yapar. Dolayısıyla 120 paket yapar. 100 pakette arkadaşlar 0.75 ile çarparsak 75 TL maliyeti olacak. Bir kişi kilogramı 4 TL'den 16 kilogram ceviz alıyor. İçindeki çürükleri atılınca kalan cevizlerin kilogramı 5 TL'ye geliyor. Şimdi cebinden ne çıkmıştı? 4 çarpı 16'dan 64 TL çıktı tamam mı? O zaman arkadaşlar yeni durumda maliyeti 5 TL olduğuna göre elinde x kilo kalmış demek ki. O da zaten hakikaten öyle diyor çürükleri atılınca kalan cevizler. 64 bölü 5 x kalan cevizler. Demek ki ilk durumda 16 kilo vardı. 16 eksi 64 bölü 5'ten 16 çarpı 5 80. 16 bölü 5'i çürük çıkmış arkadaşlar. Bir manav 4 tanesini 60 kuruştan aldığı limonların 3 tanesini 81 kuruştan satıyor. Tanesini 15 kuruştan alıyor yani. Ve satarken de 27 kuruştan satıyor. Manav aldığı tüm limonları satarak 9 TL kar ettiğine göre kaç tane limon satmıştır? Şimdi arkadaşlar bir tanesinden elde ettiği kar nedir? 27 eksi 15'ten. Bir tanesinden elde ettiği kar 12 kuruş. Ve bu 0.12 TL yapar. 0.12'yi de x ile çarptığımız zaman 9 TL kar etmemiz lazım. 9'u 0.2 ile bölmekle uğraşmayayım ben. Direkt kenarda bir böleyim arkadaşlar. 100 ile çarpıp 12'ye böleceğiz. 75 tane limon satmış. Yine bakın burada toplam fiyattan ziyade kârla elde etmek istediğim sayıyı çarpmam yeterli oldu. Bir satıcı A tane yumurtayı tanesini B TL'den satmayı düşünmüştür. Tamam. Ancak yumurtaların 4 tanesi kırılmıştır. Düşünülen karın elde edilmesi için kalan yumurtaların her birinin fiyatı kaç TL arttırılmalıdır? Şimdi normalde elde etmemiz gereken fiyat AB. Bunlardan B-4 tane daha doğrusu 4 tanesi kırılıyor. Elimizde A-4 tane kalıyor. X diyelim satmamız gereken fiyata. Yani AB bölü A-4'e satmalı. İlk durumda ne kadar satıyordu arkadaşlar? A. O zaman AB bölü A-4'ten B'di pardon. B'yi çıkarırsak artış miktarını buluruz. Bu da ne yapar? AB eksi AB artı 4B bölü A eksi 4. AB'ler gitti. 4B bölü A eksi 4 arttırması gerekiyormuş. Reha kilogramı 5 liradan 22 kilo fındık alıyor. İçindeki çürükleri atınca kalan fındıkların kilogramı 5,5 TL'ye geliyor. Buna göre alınan fındığın kaç kilogramı çürük çıkmıştır? Şimdi yine aynı şekilde arkadaşlar. 5 çarpı 22 TL cebinden çıktı. Kalanı 5,5 liraya mal oldu. Elinde o zaman x kilo kalmış. 5,5 22 4 katı 5 kere 4 20 elinde 20 kilo kalmış. Demek ki 2 kilosu arkadaşlar çürük çıkmış. Çünkü elinde 22 vardı. Bu şekilde örnekler üzerinden bakacağız arkadaşlar. Mümkün olduğunca oturtmaya çalışacağım konuyu. Bir manav kilogramını A liraya aldığı B kilogram üzümün bir kısmının bozuk olduğunu görüyor. Manav kalın üzümün kilogramını C liraya satarak ne kar ne de zarar ediyor. Buna göre kaç kilogram üzüm bozulmuştur? A liraya B kilogram üzüm aldım. Kilogramını C liraya sattım. Böylece sıkıntı yaşamadım. Yani burada X kilo kaldı elinde bakın. Bu aldığı fiyat kilosu sattığı fiyat yine kilosu x o zaman buradan AB bölü C yaptı. Başlangıçta elinde B kilo vardı AB bölü C'yi sattı Böylece çürük olan miktar BC eksi AB bölü C oldu arkadaşlar. Bir miktar limonun 2 bölü 3 çürüdükten sonra zarar edilmemesi için kalan limonların tanesi alış fiyatının kaç katına satılmalıdır? Sayıyla örnek verelim bakın. Diyelim 3 tane limon olsun elimde. Tanesi 10 lira olsun. Abartalım. Tabii ki 10, 10 lira olmayacak ama biz işlem yapıyoruz sonuçta. Elimde 2 bölü 3 çürüyeceği için 3'ün 2 bölü 3'ü 2'dir. 1 tane kaldı. Böylece arkadaşlar x liraya satmam lazım bakın. Normalde 3 tane vardı. 10 TL'ye satmam lazım da 1 kaldı. O zaman artık kaç? 30 TL'ye satmam lazım. Demek ki 3 katına çıkmalıymış. Satış fiyatı başlangıçta 10'du sonra 30 oldu çünkü. Denklemi kuruyoruz bakın. Eşitlik çok önemli. Toplam 60 TL verilerek alınan kilo, 20 kilogram muzun 8 kilogramı bozuk çıktığı için atılıyor. 1 kilogram muzun maliyet fiyatı kaç TL artmıştır? 60 TL cebimden çıktı. 8'i gitti. 12 kaldı. O zaman 60 eşittir 12 çarpı x'ten yeni maliyet 5 TL. İlk başta arkadaşlar 1 kilo muzun maliyeti neydi? 60 bölü 20'den 3. Demek ki kilo başına 2 TL maliyet artışı oldu. Tanesine 6 TL verilerek alınan 6 tane karpuzdan ikisi bozuk çıktığı için atılıyor. Buna göre sağlam karpuzlardan birinin maliyeti son durumda kaç TL olmuştur? 6 tane aldık. 6 tane 6 TL'den cebimizden 36 çıktı. Kaldı 4 tane. Böylece arkadaşlar 9 TL'ye almış olduk gerçekte. 6 liradan 9 liraya artış olduğu için 3 lira maliyet artışı oldu tane başına. Kilogramı 10 liraya alınan kirli yün yıkandığında %60 fire veriyor. Buna göre yıkanmış yünün 1 kilogram maliyeti kaç TL olur? 10 TL diyelim. Elimizde 100 gram olsun. Sonra arkadaşlar hatta 10 neyse şey yapmayalım hani bozmayalım sonra hocam orası 100 gram değil 1 kilo falan olacak muhabbet olmasın. 1 kilo diyeyim ben buna. 10 liradan 1 kilo aldım. 1'in %60'ı nedir arkadaşlar? 0.6 yani elimde 0.4 kaldı. X liraya satmalıyım ki yine cebimden çıkanla giren aynı fiyatı olsun. Böylece arkadaşlar onu 0.4'e böleceğiz. X'i bulmak için yani 10 çarpı 10 bölü 4 diyeceğiz. Böylece 100 bölü 4'ten 25 TL olacak maliyeti. 8 limonu aldığı fiyata 5 limon satan bir manav yüzde kaç kar yapar? Şimdi 8 limon bakın şimdi. Hemen örnek üzerinden görelim. 8 çarpı 10 diyeyim tam tanesine. 5 tane Satıyorum aynı fiyata yani ne kadara satmış oluyorum o zaman 80 bölü 5'ten tanesini 16 TL'ye. O zaman 10 lirada 6 lira karım var. Yüzde de arkadaşlar 60 karım olacak. Dediğim gibi size fiyat vermediğinde tahmini fiyat verip arkadaşlar onun üzerinden oranı görebilirsiniz. Bir an yanlışlıkla videoyu durdurmuşum arkadaşlar o yüzden bir daha silip yazmayayım. Satın alınan 30 yumurtanın 10 tanesi kırılırsa... Bir yumurtanın maliyeti yüzde kaç artar? 30 tane yumurta ben tanesine 2 TL olsun dedim. Tamam, isterseniz siz oraya farklı bir fiyat verebilirsiniz. Sorun değil. Çünkü fiyat falan vermemiş bize. Tanesi 2 liradan 30 tane limon almış olalım. Şey yumurta. Geriye 10 tanesi kırıldığı için 20 tane kaldı arkadaşlar. Artık maliyeti bir tanesinin kaç oldu? 3. de maliyet ne kadar arttı? 1. 2, 2 TL'ydi, 3 TL oldu. Maliyet 1 arttı. Böylece arkadaşlar yüzde de 50 artar. Kilosu 1 TL'ye alınan 60 kilo portakalın 1 bölü 4'ü bozulduğu için atılıyor. Kalan portakal kilosu 2 TL'den satılırsa tüm satıştan yüzde kaç kar yapılmış olur? İlk defa bakın kar sorusu soracağım. Burada şimdi şuna dikkat edeceksiniz. Cebimizden 1 çarpı 60, 60 TL para çıktı. Maliyet üzerinden kara bakacağız. Yeni durumda arkadaşlar Kalan portakal yani 60'ın 4'te 1'i bozulduğu için elimizde 60 eksi 15'ten 45 kilo portakal kaldı. 45 kiloyu da 2 liradan sattı. 9.90 TL para kazandı. Artık 60 lira üzerinden 30 TL kazandı. Totalde o zaman %50 karı var arkadaşlar. Bu şekilde bakın kazancımız belli. İlk başta maliyet de belli. İstersem cebimde şey, elimde 10 kilo portakal kalsın. Kalan portakal önemli değil. Ne kadar kazandığım önemli. Litresi 12 TL'den 15 litre kolonya alınıyor. Alınan bu kolonya 3 litre su katılarak satılıyor. Bu satıştan %100 kar yapıldığına göre kolonyanın litresi kaç TL'den satılmıştır? Dolandırıcı diye de belirtilmiş soruda. Maliyet arkadaşlar 12 çarpı 15 180 TL. Kar %100 ne demek arkadaşlar? 180'de %100 kar elde etmek demek senin karının 180 TL olması demek. Haliyle o zaman 180 TL maliyet 180 lira kar 360 liraya sen bu ürünü satmışsın. Dolayısıyla 360 TL'lik ürün sattın. Elinde 15 çarpı artı 3'ten 18 litre kolonya var tabi artık ona dikkat edelim. Böylece arkadaşlar neden? 3 litre su kattı. Toplam elinde 18 litre kolonya oldu. Haliyle 360 çarpı 360 eşittir 18 çarpı x. Demek ki litresini 20 liradan satmış arkadaşlar. Metresi 4 TL'ye alınan bir kumaş yıkandıktan sonra %20'si kadar kısalmaktadır. Buna göre yıkanmış kumaşın metresi kaç TL'den satılırsa ne kar ne zarar elde edilir. Hep dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz bakın. 4 TL mesela 100 metre olsun arkadaşlar tamam mı? Metresi 4 TL 100 metre verelim de %20'si kısalırsa 80 metre kalır elimde. Haliyle X TL'den satmam lazım. Ee, buradan da o sıfırlar sadeleşsin 8'i 4'e böl 10 bölü 2 5 TL'den satmalıymışız. Yaş üzümden kütlesinin %35'i kadar kuru üzüm elde edilmektedir. 42 kilogram kuru üzüm kaç kilogram yaş üzümden elde edilir? Haliyle ne diyeceğiz? X kilonun %65'i değil mi? Çünkü %35'i kadar kuru... Pardon yanlış söyledik. %35'i kadar kurumuyormuş. Direkt %35'i kadar kuru üzüm elde ediliyormuş. O zaman X çarpı 35 bölü 100. 42'ye eşit olacak. 7'ye bölü 6. 7'ye bölü 5. 20. X eşittir. 120 kilo arkadaşlar Bir marketin satın aldığı bardakların yüzde 20'si taşıma sırasında kırılıyor Bardakların maliyetindeki artma oranı yüzde kaçtır Bakın şimdi 10 tane elimde Ürün olsun Tamam mı Bardak Tanesi de 10 TL olsun cebimden çıkan Tane dedim 100 TL 100 TL eşittir 10'un yüzde 20'si 2'dir 8 tane kaldı X yaptık 12,5 oldu. Şimdi arkadaşlar 10'da 2,5 artış var. Yani yüzde ne olur? 25 artış olur. Bir sütçü litresini 1,5 liradan aldığı 20 litre süte 4 litre su karıştırdıktan sonra karışık sütün litresini 1,5 liradan satıyor. Su için is masraf etmediğine göre sütçünün karı yüzde kaçtır? Şimdi maliyetimiz ne? 1,5 çarpı 20. Yani... 30 TL maliyet var arkadaşlar. Yeni durumda ne kadar süt elde ettik? 4 litre süt elde etti şey 4 litre süt kattığımız için 24 litre elimizde süt var. Yeni durumda bunu da 1,5'tan satmış 300 yani 36 360 değil. Bir de ona böleceğiz. 36 TL kazanç var arkadaşlar. O zaman 30 TL'de 6 TL kazanç oldu. Yüzde de 20 kazanç olacak. Yani kar. Durumumuz arkadaşlar hep gördüğünüz gibi maliyet, sonra satış, aradaki fark da kar bizim için. Yani orada su katması tabii ki onun karını arttırıyor ama önemli olan kazandığı miktar. Bir manav bir kasa limondan 10 tanesinin çürük olduğunu görüyor. Geriye kalan limonların tanesini yüzde 25 karla 30 tanesine, kalının da yüzde 40 karla satıyor. Satıcı bu satış sonunda bir kasa limondan %30 kar ettiğine göre %40 karla kaç limon satmıştır? Güzel bir denklem sorusu arkadaşlar. Kasada kaç tane limon olduğunu bilmiyoruz. X tane limon olsun. Şimdi elimizde yine durum şöyle oluşmalı. Normalde kaç para olsun bilmiyoruz. Zaten satış fiyatını da vermemiş ya, alış fiyatını. Maliyeti biz kendimiz uyduralım. 10 TL olsun tanesi. 10x lira para kazandı. Sonuçta arkadaşlar kar zarar muhabbeti var ama yüzde muhabbeti de var. Fiyattan hiç bahsetmemiş kendimiz bir uydurma fiyat belirlemeliyiz. 10x lira normalde maliyeti oldu. Yüzde 30 kar elde etmek ne demek arkadaşlar? Onun yüzde 30'u 3x'tir. Demek ki bu adam sonuç itibariyle 13x, 13 lira söyleyemedim pardon. Para kazanmış. Bunu bir hemen kenara koymamız lazım. Neden? Bu bir kasa limondan %30 kar elde ediyor. Onun %30'u 3'tür eklersek 13x lira kazandı o zaman bakın kazanç eşittir 10 tanesi gitti zaten 30 tanesini yüzde 25 kar ne demek Bir tanesini biz 10 demiştik 25 12 buçuk lira yapar 12 buçuk liraya sattı Sonra Kalan diyor 30 tanesini sattı 10 tanesi de çürük 40 tanesi gitti geriye x eksi 40 kaldı x eksi 40'ı da 40 karla satıyor Böylece arkadaşlar o da ne yapar? 14 TL yapar. Çünkü 10 lira belirlemiştik biz fiyatı. Böylece 13x eşittir. 12,5 çarpı 30 ee, ne yapar? Bir hemen hesaplayalım. 375 diye ümit ediyorum. Evet 375 olması lazım. Artı 14x eksi 560. Böylece arkadaşlar... Ee, X eşittir öbür tarafa atarsak 560'dan 375 çıktı kaçtır o 575 olsa 200 15 çıkar 185'miş bizden ne istiyor %40 karla kaç limon satmıştır diyor Yüzde %40 karla sattığı limon şu x eksi 40 yani 145 tane limonu satmış arkadaşlar bu şekilde. Bir satıcı metresini 1.2 liradan aldığı kumaşı yıkatıp kuruttuktan sonra metresini 1.8 liradan satıyor. Kumaş yıkatılıp kurutulduğunda %20 kısaldığına göre satıcının karı yüzde kaçtır? Şimdi 1.2 liradan alalım. Kaç metre olsun? 10 metre kumaş olsun. Cebimizden 12 TL çıktı. Tamam mı? Bize fiyat veya arkadaşlar miktar vermediğinde orada uyduruk bir ürün veya fiyat söyleyebiliriz. Metresini sonra 1.8'den satmış. Yalnız %20 kısaldığı için onun %20'si 2'dir. Elimizde 8 kaldı. Dolayısıyla 1.8 çarpı 8 de 14.4 yapar. Totalde o zaman bu kazanç 12 TL'de karımız ne? 2.4. 2.4 12'nin 5'te biridir. Demek ki yüzde de 20 karı varmış arkadaşlar. Bir satıcı aldığı 60 yumurtayı %25 karla satmak istemektedir. Fakat yumurtaların bir miktarı kırık çıkmıştır. Yumurtaların sağlamlarını %40, kırıklarını ise %10 karla satarak düşündüğü karı sağladığına göre sağlam yumurta sayısı kaçtır? Biz yine arkadaşlar fiyat belirleyelim kendimiz uyduruk. 60, bir tanesine 10 TL diyelim. %25 karla ne demektir? 12,5 TL. Normalde planladığı şey bu. 60 çarpı 12,5 Sonra ne demiş yumurtaların bir miktarı kırık çıkmış onu bilmiyoruz. Sağlamlar x tane olsun. Bunları yüzde 40 kar ne demek 10 liraydı. 4 lira kar koyacak 14 lira. Kırıklarında yüzde 40 yüzde 10 karlı. Kaç tane kırık olduğunu bilmiyoruz 60-x diyeceğiz çünkü toplamda 60 tane vardı. Ve bu da arkadaşlar 11 TL olacak çünkü 10 liraydı satış fiyatımız normalde. 60 çarpı 12.5 750 olacak. 25 çarpı 30. Evet 750. 14x artı 660 eksi 11x. Buradan da arkadaşlar 3x eşittir 90. x eşittir 30 tanesi sağlanmış yumurtaların. Yaş kayısı kuruyunca %40 fire vermektedir. Kilogramı 600 kuruştan alınan yaş kayısı kuruduktan sonra kilogramı 1800 kuruştan satılıyor. Buna göre 1 kilogram yaş kayısından elde edilen kar yüzde kaç olur? Bu sorunun arkadaşlar diğer sorudan farkı, diğer sorulardan farkı şu. Toplam karı sormuyor ya da yüzdeyi sormuyor bize. 1 kilo üzerinden soruyor ve 1 kilo yaş üzerinden soruyor. Şimdi arkadaşlar önce biz bir ne kadara satması gerektiğini bir bulalım. Şimdi bu diyelim alt, e, 600 kuruş 6 lira demektir. Elimizde 10 kilo olsa olayı anlamak için. %40 fire verse 6 kilo kalır elinde ve X TL'den satması gerekiyor. Ne zarar ne kar elde etmesi için normalde 10 TL'den satmalı. Şimdi 1 kilo da arkadaşlar %40 fire veriyor ya normalde 6 çarpı 1'den 6 TL maliyeti var bunun. Yeni durumda arkadaşlar ne yapması lazım? 1 kilo değil 0.6 kilo satacak. Çünkü 1 kilo yaş kayısından elde ettiğim kayısı 0.6 kilo. Ve kaça satıyorum? 1.8'e. Elde ettiğim para ne kadar? 18 çarpı 6. 108 olması lazım arkadaşlar. Yani 10.8 olacak. Böylece 10.8 kazanç yaptım ben. Nereden? Ta 1 kilo yaştan elde ettiğim kuru kayısıyı... 18 TL'ye satarak. Böylece arkadaşlar 6'da 10.8 karım var. Pardon, 6'da 4.8 karım var. Yüzde ne olur? 80 karım olur. Bu şekilde bu güzel bir soru. Diğerlerinden farkı yaptığımız iş 1 kiloyu sorduğu için 1 kiloda elde ettiğimiz maliyet. Sonra 1 kilodan kalan kuru kayısı onu ne kadardan sattım? Elde ettiğim kazanç ve her zaman aslında yaptığımız şey aynı aslında bir bakıma. Yani yorumu hafif değiştiriyor gibi olsak da yine başa döndük. Maliyetim bir kiloda, kazancım bir kiloda bitti. Sonuç itibariyle aşırı bir değişiklik yapmadım. Bir bakkalın almış olduğu 8 yumurtanın 3 tanesi dükkana gelirken kırıldığı için yumurtaların maliyeti artıyor. Buna göre eski maliyetin yeni maliyete oranını bulalım demiş. Şimdi arkadaşlar tanesine yine biz kendimiz fiyat belirleyelim. 8 çarpı 10 TL olsun tamam mı? 80 TL bana maliyeti var. Yeni durumda arkadaşlar 80 TL 5 tane yumurta kaldı. 80 eşittir 5 çarpı kaç olur? 16 olur. Demek ki ilk maliyet 10, ikinci maliyet 16. 10 bölü 16 sadeleştirirsek 5 bölü 8'miş eskinin yeniye oranı. Bir sepette 300 yumurta vardır. Bu yumurtaların %40'ı kırılıyor. Kırıklar atıldıktan sonra elde kalan sağlam yumurtalar alış fiyatı üzerinden %50 karla satılırsa satıcının kar zarar durumu nasıl olur? Şimdi yine biz kendimiz fiyat belirleyelim. Tanesi 10 TL olsun. Normalde kazancımız bu olmalı. Şey maliyetimiz pardon. 3000 lira maliyetimiz var. Şimdi kırıkları ne kadar? %40'ı kırılıyor. O zaman %40'ı kırıldığına göre 300'ün %40'ı 120 yapar. Geriye arkadaşlar 180 tane yumurta kalacak. %50 kar ne demektir? 10 TL belirlemiştik. Onun %50'si 5. O zaman 15 TL'ye satacağız. 180 çarpı 15 olacak. Buradan da elde ettiğimiz miktar 1800-900'da 2700 oldu arkadaşlar. 3000'de dikkat ederseniz ne kadar zarar etti? 300 TL. O zaman yüzde de 10 zararı olur. Birinci ve ikinci altı aylık dönemlerde enflasyon oranı yüzde, olan, yüzde 50 olan bir ülkede yıllık enflasyon oranı yüzde kaçtır? Enflasyon arkadaşlar gizli zam gibidir. Yani sizin ülkede yüzde 50'lik biz enflasyonunuz varsa bu şu demektir. Sene başında 10 lira olan bir mal 15 liraya çıkar. Yani bu maalesef böyle bir durum. Şu an bizde de enflasyonun yüksek olması... Her şeye zam olarak yansıyor, o şekilde düşünebilirsiniz. Enflasyon, hani direkt böyle e, ekonomiyle ilgili tabirlere girmeyelim, biz basit, standart, düz bir yorum yapalım, gizli zam olsun. Bakın şimdi, bir ürünün yılbaşında fiyatı 100 lira ise ilk 6 aylık dönemde bittiği zaman 150 liraya gelir. Sonra bir %50 daha zam yapınca yüz üzerinden değil artık yeni fiyat üzerinden zam gelecek. Onun da %50'si ne yapıyor? 2'ye bölersek 75. Yeni durumda 225'e çıkacak. Yani sene sonunda 100 lira olan bir ürün 225'e çıktı. Böylece bu ülkedeki yıllık enflasyon arkadaşlar %125 olur. Sebebi ne? Sonuç itibariyle elde ettiğin miktar 225 yani 100'ün 125 fazlasına denk geldi. Enflasyon birinci olarak burada çok böyle bir enflasyon bilgisi kullanmadık. Gizli zam olarak kullandık. Enflasyon oranı sorulduğu zaman yine maliyet üzerinden aslında bir nevi ne kadar zamlanmış ürün onu gördük. Gelelim enflasyon karşısında bizim cebimizdeki paranın durumuna arkadaşlar. Ee, bunu şöyle kuracağız mantığı bu sorudan bağımsız. Diyelim ülkede e, enflasyon yüzde on. Sene başında 100 liraya aldığınız bir ürün 110 liraya çıkmış demektir. Diyelim sizin de e, maaşınız, maaşınız demeyelim de, e, el cebinizdeki para 100 lira. 110'da arkadaşlar siz 10 lira kaybettiniz demektir. Olay budur. Burada da yapacağımız şey normalde maliyet üzerinden... Fiyat karşılaştırması yapıyoruz ya, yeni durumda maliyet 110 olduğu için artık eski para ölüyor. Onun hiçbir değeri yok çünkü eskiden zamsız fiyatta o. Zamlı yeni maliyet üzerinden kazancınızı veya kaybınızı göreceksiniz. Örnek, diyelim yine bir ürün 100 lira olsun. Yıllık enflasyon 110 olsun. Size zam geldi, sene sonunda cebinizdeki para 100 iken 120 oldu. Artık bu şu demektir. 110 liralık bir ürün karşılığında sizin 10 liralık bir kazancınız var. O zaman 110'da 10 kazancınız var demek oluyor. Bu şekilde arkadaşlar maliyet üzerinden yaptığımız yorumu enflasyonlu maliyet üzerinden yaparız. Bunun aslında ekonomide karşılığı şu: cebinizdeki paranın hiçbir önemi yok arkadaşlar. Ürün neyse o kadar paranız değerlidir. Nasıl ki e, Türk lirası dolar karşısında sürekli değer kaybediyor. Eskiden 1 lira, pardon, 1 dolar 1.3 lira, 1.4 lira iken şu an 5.5-6 civarlarında. Aynı şekilde işte sizin 1 liranızın değeri de onun karşılığında değer yitiriyor. Bakın şimdi 2008 yılı enflasyonunun %21 olduğu bir ülkede aynı yılın ilk 6 ayında memur maaşlarına %10 zam yapılıyor. Burada yapacağınız şey şu. Olayı anlamak için siz her zaman bir karşılığı olması lazım. Bir ürünü 100 lira gibi kabul edeceksiniz. Enflasyon demek ürünün sene sonundaki fiyatı 121 TL oluyor demek. Ve sizin cebinizde 100 lira olsun. Memur maaşı kaç lira olursa olsun o ürüne normalde 100 liralık bir ürüne 100 lira para verecektiniz. Zam gelince size %10 ilk 6 ayda 110 TL maaşınız oldu bir nevi veya 110 TL cebinizde para oldu. Her 100 TL'ye karşılık 10 lira daha arttı. İkinci 6 ayda ne kadar zam yapılmalı diyor. 110 çarpı x bölü 100 neye eşit olması lazım? 121 TL'yi dengelemesi için bir 11 liraya daha ihtiyacınız var ki 121 TL ürün fiyatı 121 TL senin cebindeki bir fiyat olsun. Böylece arkadaşlar buradan da x ne geldi? 10. Demek ki bir %10'luk daha zam lazım ki bu şekilde arkadaşlar yine eşitlensin en azından sıkıntı yaşamasın alım gücü azalmasın. Bakalım şimdi. Yıllık enflasyon oranının %60 olduğu bir ülkede memur maaşlarına 6 ayda bir yüzde %20 zam uygulanmaktadır. Bu yıl sonunda bu ülkedeki memurların kaybının yüzde kaç olduğunu bulalım. Bakın şimdi ürün 100 TL diyeceğiz. Bir ürün var. Cebimizdeki para yine önemli değil. 160 TL yükseldi sene sonunda. Cebinizde her 100 liraya karşılık 6 ayda bir zam aldığınız için yüzde 20. O zaman 120'ye çıkacak. Yeni durumda 120'nin üzerinden %20 zam alacaksınız. Böylece bunlar gitsin. 24 TL zam aldınız. 144 TL'niz oldu. Yani 100 lirayken ürün 160 oldu. Sizin cebinizdeki para 100 lirayken 144 oldu. Ne oldu bakın? 160'da sizin kaybınız 16 TL. 160 olması gerekirken 144'e anca çıktınız. Bu yüzden %10 Alım gücünüz azaldı maalesef. Bir tüccar aldığı bir malı enflasyonun olmadığı durumda bir sene sonra %20 karlı 180 TL'ye satıyor. O zaman bu soruda arkadaşlar adım adım gidelim. Çünkü bildiğimiz bir şey var %20 karlı fiyatı. Yani 120 x bölü 100. 180'e eşit doğru mu? Çünkü %20'si hatta ben genelde 120x bölü 100 bile demiyorum. Ürünün fiyatı 100x olsun diyorum. %20'li fiyatı 120x'tir. x buradan bir buçuk olur. Demek ki normalde bu ürünün maliyeti 150 TL'ymiş arkadaşlar. Enflasyon olan bir durumda ise aynı malı bir sene önceki maliyeti üzerinden %20 kar ederek 198 TL'ye satıyor. Bize arkadaşlar yine bakın %20 karlı fiyatını vermiş. Yeni durumda 120y ye. ...198 olsun. Buradan y eşittir. 198 bölü... E, ...ne olacak? Hatta 100 diye lazım bize. 198 bölü 120 çarpı 100 diyelim. Burada şu sıfırlar sadeleşsin. 10 ile 12'yi sadeleştirelim. E, 5, 6... ...198'i 6'ya bölersek 33 yapar. 33 çarpı 5'ten 165 oldu. E şimdi arkadaşlar normalde bizim maliyet 150 idi. Ama neye çıkmış farkında olmadan adam daha kar elde edeceğini düşünerek 198 TL'ye satıyor ama yine ilginç bir şekilde yine %20 kar ediyor. Niye? Ülkede enflasyon olduğu için arkadaşlar 150 TL'ye mal ettiğiniz ürün enflasyon yüzünden 165'e çıkıyor. Farkında bile değilsiniz. Böylece 150'de 15 zam var. Gizli zam bu. Demek ki %10 gizli zam var. Gizli zamma da ben enflasyon demiştim. Bu şekilde arkadaşlar enflasyon biraz çetrefilli bir durumdur. İnşallah anlamışsınızdır. Bu şekilde hani güzelce anlattım size. E, Kendinizde örnek çözün. Örnek çözdükçe iyice kafanızda oturur mevzu. Etrafınıza da sorun. Karşılığını alacaksınızdır arkadaşlar. Çok zor bir şey değil ama e, siz biraz uzak olduğunuz için şu an enflasyon kavramlarına biraz değişik gelebiliyor. Kar-zararla birleştirdik mevzuyu bir de bu şekilde maliyet problemlerini arkadaşlar tamamlamış olduk. Hem yüzde hem maliyet problemleri bir araya gelince işte bütün her şeyi tamamlamış oluyoruz. Bundan sonraki konularda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar.